kaderesi de bu tasarıda kendi şifresiyle gönderiyor. Bu dışında avukatlar, noterler, kooperatifler kendi problemi. Ben zaten onu anlamıyorum yani. Onlar defter tutacak, hak edilmişler, alıyorlar. Yine sizler tutuyorsunuz. Bir de yani iş yok. Ben anlamıyorum nasıl şirket kuruyorlar. Herkes kendi işini yapsın kardeşim. Yani bu nasıl bir iş? Biz onlara diyoruz avukatlık yapabiliyor muyuz? Sevgili Şerafettin, senin konuna girdik. Doğru değil mi? Yapamazsın. E niye yapıyorsun? Neymiş? Hak edilmiş. Hak, doğru. Keşke benim meslek yasam da onlarınki kadar iyi olsa. Şirket konuşuyor. Buyurun Yaşar Bey. Yeminleri tutuyor da niye avukatı tutamıyor? Yeminleri kendini kilit diyor. Başkını tutamıyor. Hiç kendisi muhasebe yapmıyor, bir şey yapmıyor orada. Şimdi yeminlerle ilgili... Oraya koymuş bir yeni, adam. Yeni taslak daha da kötü. Koymuş oraya bir adam. Yani daha da kötü. Artık eskiden diyorduk ya işte tam taslak yaptıkları ile şimdi hepsini yapıyorlar. Ben hiçbir yeminin beyanlarına gönderme zannetmiyorum. Kimse kusura bakmasın. Yine bizim içimizdeki mali müşavir arkadaşlar kullanıyor. Onların yanında çalışıyor. Yani bu böyle. O yüzden şimdi neyi açarsanız tencereyi kaldırıyoruz. Altından bizim meslektaşımız çıkıyor. Yani altından yemini vermez. Çünkü yemini gönderdiğim zaman sözleşmesi çok artıyor rakam. O yüzden onu bir meslektaşımın yapıp kendini tam tasdik yapması daha doğru gözüküyor. Eğer bakarsanız maliyetleri daha pahalı. Buyurun. Gayri faal gerçekten. Oğlu da başka bir şirkette ortak ve orada iş yapıyor. Bank olmaması için orada sigortası devam ediyor. Yani yapma, söylemiş o. Yani sonu kötü bunların. Hukuksal açıdan sigorta, sahte sigortalar. Başka gayri faal yine... Gayri faal değilim. İşçi varsa, bak işçi, adı üstü işçi, çalışma ortamı hazır demektir ve çalışıyor demektir. Çalışma varsa üretim vardır, gayri faal olamaz. Arkadaşlar, bir iş yerinin faaliyetini sürdürme alanındaki en büyük etken işçidir. Hem hizmet işi hem de satım yapıyorsa... Son soruları, pardon. Son soruları sevgili temsilcim, sen söyleyerek kapanışa doğru gidelim. Evet, ben gelişim en arkadaki. Haziran'da olabilir. Bitti. Bir kere her şunu söyleyeyim. İmzalandığı bölümünü basmak zorunda. İmzalandığı zaman bir kere listenize geçiyor. Ha bazı arkadaşlar unutursa hiçbir şey vermiş ona. Bu kadar kaydı girer. İmzalandık. Hadi bir seneye bakabilir miyiz? Görebiliriz. Liste. Bir bakalım arkadaşlar gösterebiliriz. Mehmet Paşa, evet eski sözcüğünden gelsin. Evet, imzalandığı bölümü yok görüyor musunuz? Halim'i şu anda biz görmüyoruz. 86 tane eylem yapmış ama hiçbirini görmüyoruz. Ne zaman göreceğiz? Şöyle kenara çeker misin kendini? Tekrar bas Türkiye, hangisi olduğu önemli değil. Hangisi olduğu önemli değil. Bas. Evet, şu imzalandığı kısmını bastığı anda mükellef listesine gidecek. Odada görünce. Tabii o zaman müşteriniz olduğu görecek. Yoksa şu anda Halim'in yaptığı, Halim güzel bir not almış, kendine çalışma notu oluşturmuş. Başka bir şey değil. Bunu niye güncelleyemiyor imzalandıktan önce? Ne gibi anlamadım? Yani imzalandık dediğim zaman kesinleşiyor. Tabii. Ondan önce güncelleme yapamıyor. Yani nasıl anlamadım? Güncelleme yapmak istiyor. İmzalandı görmeden önce güncelleme niye yapamıyor? Ha yeniden yapmayın. Güncelleme. Bakın. Denetim tekniğinde eğer elif hak bir hata yaptı bugüne kalsın içeride. Sizin hakkınızda yarın bugün iyi niyetli izletmeyiz. Ama art niyetler de olabilir. O yüzden yapanları kontrol açısından kalacak. Fesih yapıp iptal yapacak. Fesih yapacaksın ama şu var. Senin hakkında yapılan eylemde bütün hepsi açılabilecek anahtar. Yani içimizdeki arkadaşlarımızın hepsi dört dörtlükse zaten biz bununla niye uğraşıyoruz ki? Bir de size bunu söyleyeceğim. Bu sene bunu yaptınız. Kabul. Peki yarın zamanı indeksli ücret darbesi çıktığında, hayata geçtiğinde, şu anda Maliye Bakanlığı bununla ilgili bitti. Bürokratlar kabul etti. O zaman ne olacak? Yani bu darbe falan palavra bunlar ya. Bu nasıl bir garabattır anlamadım ki. 8 işçi, 10 işçi, 5 işçi, 6 işçi. Yok efendim işte müşterinin şuyu buyu. Ama esas o değil ki. Sizin evrak kaç tane girdiğinize bakacaksınız. Ya kimine bir tane kesiyorsunuz, adalete bak. Kimine 10 tane klasör, aynı parayı alıyorsunuz.
Mantıklı değil alt almak. Şimdi bir kere diyor ki ya diyor ben diyor 10 tane diyor klasör yapıyorum. Onunla 3 tane. Adalet mi bu? İki mükellef birbirine kötü bakıyor. Aynı parayı veriyorlar. Ama ileride öyle olmayacak. O yaşanıyor zaten şu anda. Yarınlara değişecek. Modern hayatın gereği zamana indeksli ücret tarifesidir. Bu hayata geçtiğinde evrakların sayısı, işçi adedi, ayırdığınız hizmetler bunlar hayata geçecek. Ve defter sayısı gerçekten düşecek. Alacağın ücretler artacak. Bu da hayatın gerçeği. Ben kendi adıma evet. Son soru sorayım. Sen sonra tek çek. Hanımefendi siz soracak mısınız? Alım satım hizmet. İkisi de var mesela. Şu beden hizmeti. Şimdi uzman mali müşavir olarak mükellefin o anki durumuna bak. Seni hangisi zarar rakamını alıyorsan onu gör ona göre. Hizmet biraz daha hafif. Alım satım biraz daha fazla. O anlamda. Yani mükellef senden eğer para alıyorsan alabileceğini alım satım yaz. Alamayacak sınırındaysan parametreler bakın parametreler elinizde. Biz onlarla ilgili bizim derdimiz bu sene sözleşmeyi hepinizin yapması bilin. Bir de mükellef alışlarındaki arkadaşım şunu bilecek. Alırken tam kurallara uysun. Çünkü aldığı takdirde tüm hepsi A'dan Z'ye incelenecek. Mükellef meslektaşın canını yakamaz. Zaten Anadolu'da yok bu. 4 tane ilde var. En büyük yer İstanbul'da. Bir Malatya'da yok. Bir Kahramanmaraş'ta yok. Bir Trabzon bilmiyorum. Yok öyle bir yer yok. Bir tek bizde Ankara, İzmir, işte Antalya falan, Bursa. Büyük illerden. Onun haricinde haksız rekabet yok. Hepsi birbirine gül gibi geçiniyorlar. Zaten 10 sene sonra bir yok kalkmayacak herhalde. Yok, dünyada da böyle bir şey yok ki, tam tersi. Bir kere biz defter tutmaya takmış gidiyoruz. Dünyadaki nadir ülkelerden biriyiz. Nijerya'da bile yok. Bu bittiğinde zaten ne yapacağını söyleyen arkadaşlarımız sesi o kadar arttı ki. Defter bitiyor. Defter kayıt ücreti bitiyor. Elemanlarınız diye bir şey kalmayacak, bu gerçek. Denetim yapacaksınız. Yani onu denetleyeceksiniz. Finansal tabloyu okuyacaksınız. Müşterinize bunu vereceksiniz. Her yerde söylüyorum. Bir doktora gittiğinizde ben hastayım. Çok kötü karnım ağrıyor. Ne yapıyor? Ha karnım ağrıyor. Al sana ilaç git demiyor. Hemen kan tahlili gönderiyor. Tahlilde kanınızı alıyor. Tahlili sonucu geliyor önüne okuyor. Şöyle yapıyor bakıyor. Başka bir şey yapıyor mu? Ondan sonra reçetenizi yapıp gönderiyoruz. Doğru mu? Yani biz ne yapıyoruz? Kayıtları alıyoruz. Raporu alıp okuyoruz. Ona göre müşterimizi uyarıyoruz. Ona göre de beyannamesini ve düzenliyoruz. Yapacağın iş bu ve kazancınız da bu olacak arkadaşlar. Evet, son soruya alalım. Dünyada böyle de olacak. İnternet vergi dairesindeki sözleşme sistemiyle ne zaman entegre olacak tahminen? Önümüzdeki yıl bekliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, son. Bir dakika oturun. Sevgili arkadaşlar oturun. 5 dakika. Bak ben size geldim. Birbirimize şey yapmayalım. Oturalım. Sevgili teyitçiler son konuşmayı yapsın. Ondan sonra... Evet buyurun. Sözleşmelerimizi bu sistem üzerinden yaptık. Ülkeden gönderebiliriz. Biz bizi alamıyoruz. Aslında bir giriş yapmışız da sanki bir yerlik var karşısında. Burada bir de daha farklı. İmkan çok yüksek. İptal. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, Oda Başkan'ın yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bizlerin hakkını koruyan bu programa sahip çıktığımız zaman haksız rekabeti büyük ölçüde ortadan kaldıracak bir program. Ben özellikle tekrardan emeği geçen tüm yöneticilerime, tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mart'ın ilk haftası muhasebe haftası. Odamızın her gün muhasebe haftası sebebiyle değişik programları var. Fakat benim en çok önemsediğim iki gün var. 1 Mart saat 11'de Taksim'de angaryalar ve mesleki sorunlarımızla alakalı bir basın açıklamamız olacak. Biz her zaman diyoruz, birlikte hareket ettiğimiz zaman bu mesleki problemleri, taleplerimizi ilgili kişiler duyar ve bu kazanımları elde ederiz.
saat 11'de belki bir pazar sabahı ama çok eleştiriyoruz ama hep beraber orada olmamız gerekiyor. 2 Mart'ta Cevahir Otel'de saat 13'te tekrar bir ikinci toplantımız var. Bu toplantımızda özellikle mükellef ve idare arasında etkin kullanım bilgilerle alakalı bilgi havuzunun oluşturulmasıyla ilgili bizim muhatap olduğumuz 4 bakanlık temsilcileri gelecek. Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı. Bu konuyu da Ulaştırma Bakanlığı önderliğinde yürütülüyor. Bizler her zaman şikayet ediyoruz bu konuda. Her kuruma aynı bilgileri tekrar tekrar veriyoruz. Devletin de bu konuyla ilgili bir çalışması var. Bu toplantıda rezervasyonludur. Lütfen İSMO sitesine girerek rezervasyonunuzu yaptırmanız ve bu toplantıya katılmanızı rica ediyorum. Ben tekrardan Oda Başkan Yardımcımıza, Fatih Şube Başkanımıza, bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan değerli basına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürümüz de bu soğuk havada, bu mesleki yoğunlukta sizlere katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki toplantılarda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Toplantıda